Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünün son paneline doğru yola çıkmak üzereyiz. Birazcık gecikmeli başladık. Kusura bakmayın ama herkesin bir nefeslenmeye ihtiyacı vardı sanırım. Öncelikle ben BMYD'ye ve Merlin'e teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün böyle bir etkinliğe vesile oldukları için. Ondan sonrasında da MİAM'a hem ev sahipliği yaptıkları hem de öğrenci katılımı için çok teşekkür ederiz. Bugün birlikte burada olmak çok keyifli. İki tane dolu dizgin panel geçirdik. Şimdi sonuncusunu yapacağız. Bugün bizim sektörün en büyük alışkanlıklarından olan son dakika değişiklikleriyle ben hayatımıza dahil oldum. Normalde Şafak Ongan olacaktı ama son dakika bir işiyle ilgili yurt dışına gitmesi gerektiği için sevgili BM'ye de nazik davetiyle beni davet etti. Ben de haddim olmayarak Şafak Bey kadar karizmatik ve deneyimli olmasam da bugün yerini doldurmaya çalışacağım. Çok kıymetli iki kadınla beraberiz. Benim için çok büyük mutluluk ikisiyle beraber burada sohbet edecek olmak. Konumuz müziği kitlelere tanıtmak. Aslında bu konu bizim sektörün en ikircikli tartışmalarının başında geliyor bence. Çünkü çok fazla tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan soruları içeren bir konu bu hayatımızda. Özellikle Türkiye'de şu an müzik endüstrisinin sıkışmış ekonomisiyle ve bazı janralarda ve bazı lokasyonlarda tekelleşmesiyle iyice sıkışan bir konu haline geliyor. Ama bunu tartışmak bence bu sıkışmışlıkları açmanın ilk noktası. O yüzden de bugün BM'de tartışma konularından bir tanesi olarak bunu seçmiş. Benim de özel ilgi alanıma girer. Tabii bu konuda şunları tartışarak başlayacağız ve aslında biraz daha Farhanaz ve Elçin'in sohbetiyle geçmesini diliyoruz. En sonunda da sizin de sorularınızla tartışmayı genişletmeyi umuyoruz. Önden söylemiş olayım, saat 6 çeyrek geçe salonu boşaltmamız gerekiyor. Burada bizden sonra bir ders var. O yüzden vaktimizi ona göre yönetmeye çalışacağız. Konuşacağımız soruların bir çerçevesini çizmek isterim. Ondan sonra hanımefendilere sözü bırakacağım. Kitlelere ulaşmak çok mit gibi duyulan bir cümle aslında bizim sektörde ve genel dünya genelinde de. Çünkü bunu mit olarak algılamaya çok alışmış bir şekilde çalışıyoruz biz bu sektörde ve bunun gerçekten böyle tılsımı olan bir şarkıyla mı, yoksa çok doğru strateji ve çok doğru bir ekiple mi, yoksa ikisinin mi beraber olması gerektiğini konuşacağız. Onun dışında kitlelere ulaşmak ne demek aslında? Yani bu bir patlamak gibi de algılanabilir. Bir şarkı çıkardı ve şarkısı patladı ve kitlelere ulaştı mı? Yoksa gerçekten kitlemizin kim olduğunu bilip doğru yere ulaşıp doğru yerde kalmaya çalışmak ve bunu sürdürülebilir kılmak mı önemli olan? Bunu tartışacağız. Tabii burada aslında işin pratik tarafına geçtiğimizde stream mi yoksa konser mi bizi biraz daha kitlelere ulaşmaya taşır? Bu ikisinin birbiriyle olan dengesi nasıldır? Ve özellikle Türkiye'de şu anda indie'de ve kitle büyüklüğü olarak daha ortalamada kalan sanatçıların burada ne kadar sıkışmış olduğunun bence hepimiz farkındayızdır. Hep bir eşik atlamaya çalışma çabası var. Burada bu streaming ve konser verebilme gücünün birbiriyle nasıl bir ilişkide olduğunu konuşacağız. Tabii kitlelere ulaşmanın asıl anahtarı promo ve bu promosyonu sanatçı ve müzik tarafından nasıl ilerletmeliyiz? Aslında önceki iki panelimizde buraları bayağı bir açtık. Orada DSP'lerin rolü, nasıl çalıştığı, dijital basın, basılı basın ve bunun geleneksel yöntemleri, bu geleneksel yöntemler hala geçerli mi? Yoksa artık yeni bir pencere mi açmalıyız hayatımıza? Türkiye'de biz PR'dan ne anlıyoruz şu anda ve yakın gelecekte ne anlamaya başlayacağız? TikTok fenomenlerini konuştuk. TikTok'un bir streaming platformu olabilmesinden konuştuk. Şu anda hayatımızda çok büyük bir Instagram var. Bunlar gerçekten PR anlamında şu an hayatımızda yer tutan ve yer tutması gereken şeyler mi? Bunu konuşacağız. Sanatçı ve menajer ilişkisini burada bayağı bir tartışacağız. Çünkü aslında hem gerçekten sanatçı diyebileceğimiz hem de menajer diyebileceğimiz kişilerden biz ne anlıyoruz ve ne beklemeliyiz? Bir sanatçı menajerden ve menajer sanatçıdan ne beklemeli? Bu aslında kitlelere ulaşmanın yine en güçlü temellerinden birini oluşturan yerde duruyor. Bir yandan da tabii bizim promo etmemiz gereken elimizdeki eserin, ürünün, sanatçının veya projenin
tam olarak ne olduğunu biz doğru anlıyor muyuz ve promo edilecek tarafı doğru yerinden tutuyor muyuz? Aslında bunu ne taraftan düşünmeye başlayarak algılamak lazım? Bunları böyle bir tartışmaya açacağımız bir sohbet olacak. Hepinize keyifli sohbetler dilerim. Sizlere sözü aktarırım. Buyurunuz efendim. Sanatçımız başlasın lütfen. Herkese selamlar. Ben Elçin Orçun. Yaklaşık 15 yaşından beri kendi şarkılarımı yazıp söylüyorum. Kendi kayıtlarımı alıyorum. Müzik kariyerime, yolculuğuma daha çok hip-hop öğeleri üzerinde başladım. Benim müzik yapmaya başladığım zamanlarda bir şekilde bir yerlere ulaşmak, insanlara ulaşmak bu kadar kolay değildi. Ama bir şekilde aslında stillerin kendi arasında gruplaşmış olması benim o dönem yaptığım müziği tam olarak ulaştırmak istediğim kitleye doğru bir şekilde gitmesine sebep oldu. Yıllar içerisinde müziğimi birazcık daha alternatif bir tarafa çevirmeye başladığım noktada artık Spotify hayatımıza girmişti. Artık bahsettiğim şey tamamen dijital dünyanın içerisinde sayılarla, rakamlarla belirleniyordu. Ve bu noktada da aslında benim müzik yolculuğumun profesyonel denilebilecek dönemi başlamış oldu. Ben bugün size birazcık ne yapılması gerektiğinden ziyade bence ne yapılmaması gerektiğiyle ilgili bir şeyler paylaşmak istiyorum. Çünkü bir söz yazarı, müzisyen ve işte yorumcu olarak kariyerimin kendi içerisinde çok fazla iniş çıkışı oldu. Ve bu iniş çıkışlar sırasında işte nasıl benim şekillendiğim veya da işte bu şekillenme sırasında benim kariyerimin ne tarz bir yere doğru vardığını birazcık anlatmak istiyorum. Bence bizler kendi işlerini yapmaya çalışan müzisyenler olarak bu yolculukta en önemli şeyin kendimizi tanımak ve bu tanıdığımız kişiyle ilgili kararlı olmak. Sanırım yolculuktaki kendime şu anda geri dönüp tavsiye verecek olsam ilk vereceğim tavsiye bu olurdu. Çünkü aslında sanatçı kendine doğru bir şekilde tanıyıp var edebilmeye başladığı andan itibaren çevresine de buna uygun ekipler, bu anlamda doğru çalışabileceği insanlar bir şekilde dahil olmaya başlıyor. Sizin kararsızlığınız, yaptığınız işte çevrenizdeki insanların da aynı kararsızlığa sebep olmasına vesile oluyor. Bu noktada da bir şarkıcı veya da işte sanatçının aslında kendi iradesi olması bana göre rüzgara göre yer değiştirmesinden ziyade kendi stilini, tarzını belirlediği noktada kararlı bir şekilde yola çıktığında bütün bu bahsettiğimiz sistemin altından girip üstünden çıkabileceğini düşünüyorum. Benim gözlemlediğim şey bu. Şu anda güncel müzikten bahsettiğimiz noktada işte bu müziğin kalitesinin işte düşmesi veya da bu standartların eskiye nazaran çok daha aşağıda olmasının en büyük sebeplerinden birinin aslında kötü örnek alıyor olmamız olduğunu düşünüyorum. Çok iyi örnekler varken elimizin altında biz nedense en kötüsünü örnek alıp onun yeterli olabileceğini düşünüyoruz. Ve aslında bu genel olarak bütün müzik sektöründe şarkıların kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Bu noktada da şöyle düşünüyorum. Bizler çok fazla sektörün içerisinde sanki belli başlı kurallar varmış gibi. İşte bu 4 hafta kuralında olduğu gibi. Veya da işte bir kişi sektörün istediği o anki müzik tarzına göre sound'unu belirlemezse dışında kalacakmış gibi. Aslında yola başladığımız andan itibaren hiçbir mantığı ve hiçbir gerçekliliği olmayan, buna çok ciddi böyle kalpten söylüyorum bunu, hiçbir tutarlılığı da olmayan bir sürü fikirle zihnimizin içi dolmaya başlıyor. Herkes bize bir fikir veriyor ve biz karşımızdaki insanların bu fikirlerini onların tecrübesinden faydalanarak böyle kendimize serpiştirmeye çalışıyoruz. Ve bu nokta bizi aslında tam olarak manipüle eden nokta oluyor. Ben sizlere sadece şunu söyleyebilirim. Planınızı doğru yaparsanız eğer, yani belirleyeceğiniz
şeyin içine, tarifine doğru yapabilirseniz, bu tarifi en başta kendinize doğru verebilirseniz, bu sayede aslında bütün ekibe ve anlatmak istediğiniz insanlara da doğru bir tarifle iletişim kurabildiğinizde işler yoluna giriyor. Ben bunu birazcık geç tecrübe ettim. Ama şu anda yaptığım müzik, yapmayı hayal ettiğim müzik ve yolculuğumda her şey bana çok daha kolay geliyor bu anlamda. O yüzden bağımlı, yani bir şirkete bağlı bir müzisyen olmak veya da bağımsız bir müzisyen olmak, bu kavramların hepsi aslında kendi tarifinizi doğru veremediğiniz noktada hiçbir işe yaramıyor. Yani istikrar ve kararlılık bu yolun bence en önemli ilk kurallarından biri diye düşünüyorum. Arkasından her şey aslında kendi kendini devam ettiriyor. O yüzden de bu işlere yeni başlayacak olan arkadaşlara vizyonun ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Vizyon karşılıklı aktarılabilen bir şey. Ve burada enerjilerden bahsetmek istemiyorum ama şu kesin bir şeydir ki hocamızın da bahsettiği gibi. Her ne olursa olsun doğru ekibi kurmak ve o doğru ekibe doğru tarifle bu yolculuğa çıkmak işin çok büyük bir parçası. Bu iş kesinlikle bireysel bir iş değil. Bu işte enerji çalışıyor. Bu işte sana inanan insanlarla beraber bu yolda ilerlediğin zaman işlerin ne kadar büyüyebileceğini ben tecrübe ettim. Ama aynı şekilde yanlış insanlarla, yani bana uymayan, benim fikrime, benimle aynı perspektifte olmayan insanlarla yolculuğa devam ettiğimde ne kadar yanlış kararlar aldığımı görebildim. O yüzden nacizane tarifi doğru yapmak yolculuğun en önemli aşamalarından biri diye düşünüyorum. Bu noktada da bir noktaya getirdikten sonra işte ekibin nasıl bir faydası olduğu ile ilgili de sizden devam edelim isterseniz hocam. Teşekkür ederim efendim. İsmim Farhanaz. Ben de sektördeki 7. yılımı tamamladım. Ve bu 7 yıl içerisinde çok farklı başlıklar altında çok farklı işler yapıyordum aslında. Hem sanatçı menajerliği yapıyordum, bir yandan da festival programlaması yapıyordum. Aynı zamanda label yöneticiliği de yapıyordum. Bunların farklı olmasının nedeni birinde sanatçının sahne alabilmek için bir yere ikna etmesi durumu varken, diğer tarafta da festival programlarken bir sanatçıyı kendi sahnemize davet etme imkanları vardı. Ve bu farklı şapkalar sayesinde aslında genel olarak sorunları, sanatçının neye ihtiyacı olduğunu, business tarafındaki menajerin, prodüktörün, label tarafının neye ihtiyacı olduğunu biraz daha farklı yollardan deneyimleme fırsatı elde ettim elimden geldiğince. Bence Elçin çok iyi bir yere değindi. Sanatçı her zaman etrafındaki farklı rüzgarlardan, fikirlerden etkilenen, aslında bir noktada maruz kalan bir pozisyonda duruyor. Bugün konuşacağım şapka altındaki menajer ise bu rüzgarı alıp sanatçıya güç mü verecek, yoksa onu bir şeyi kullanmak için ya da onu hızlı bir çözüm üretmek için başlığı altında sanatçı aslında güç mü kaybettirecek kısımlarında çok önemli bir rol oynuyor. Menajer çoğu zaman ülkemizde ne yazık ki gerek sanatçıyı temsil ettiği kurum karşısında, hatta bazen ne yazık ki sanatçının da gözünde komisyoncu olarak algılanan, işte menajerimiz olursa artı bir kişiye daha para vermek zorunda kalacağız ama diye düşünülen ve böyle ama menajersiz de yaparız diye aslında sanatçının onu bir lüks ya da olmasa da olur olarak konumlandırdığı biri ne yazık ki sektörde. Ama aslında menajer, grup, hatta bu müzik projesi ya da sanatçı bir bedenin tamamını oluşturuyorsa, menajer aslında bu ekibin beynini oluşturuyor. Kalbini oluşturan sanatçı, eserleri ve onun birlikte üretim yapan sanatçıları, sahne arkadaşları, fan kitlesi varken onları bir arada tutup onların fonksiyon etmesini sağlayan kişi de aslında menajer. Ama Türkiye'deki menajerler bunu ne kadar yapıyor, yapabiliyor, sanatçının menajerden beklediği tam olarak ne oluyor, menajer peki sanatçıyı hayatında nasıl konumlandırıyor konuları ise tamamen bir kaos haline dönüşmüş durumda aslında. Ve bunun esas çıkış noktası da bence bugün konuştuğumuz başlık, kitlelere ulaşma derdi.
çok güzel sorularla geldi aslında bize. Evet. Arkadaşımız. Kitleye ulaşmak dediğimiz şey pop-up bir anda bir şarkıyla TikTok'tan patlayan kişi mi? Yoksa yıllarca aynı tarzda durarak etrafındaki değişen şartları kendisini güçlendirecek bir pozisyonda kullanarak kullanan sanatçının kitlesi mi diye bir düşünüp kitlenin zamanını ve mekanını tanımlamak gerekiyor aslında. Mekanı kısmında dijitalde mi bir kitlen var, gerçek hayatta mı bir kitlen var? Sadece dinleniyor musun yoksa sahneye çıktığında şarkı sözlerini dahi söyleyemeyen arkadaki müziği aslında ben Spotify'dan da dinlerdim, niye bir konser deneyimi yaşamıyorum dedirttiğin performanslar mı sergilemeye çalışıyorsun kısmı tamamen sanatçının inisiyatifinde. Ama aslında menajerle birlikte oturup üzerine plan program yapması gereken bir noktada. Biraz sen bizi yönlendir bence bu tabii noktadan ki. Sonra. Biz böyle birazcık neler düşünüyoruz diye anlatmaya tabii çalıştık. Tabii ki de. Tam da buradan aslında şeyi biraz daha konuşmaya devam edebiliriz. Burada menajerin yani sanatçının doğru tarifi menajerin de onun nasıl bir sınır içerisinde yola başlayacağını karar vermesi ve buna birlikte karar vermeleri ve yol haritası çizmeleri gerektiğiyle başladık. Burada aslında ben biraz şeyi konuşmak isterim. Bu kitlelere ulaşmanın nasıl sürdürülebilir olacağıyla ilgili. Yani kitleniz ne kadar büyük olsa da, ne kadar küçük olsa da orada hem bir müzisyenin hem de bir menajerin veya işte sektörün temelinde eğer bir eksik varsa orada sizin temel ihtiyaçlarınız genelde ne oluyor? Bunu belki birazcık konuşarak buraya bir nokta koyabiliriz. İhtiyacımdan bahsedeyim mi ben? Lütfen. Aslında bir menajerin doğru fonksiyon elde edebilmesi için, Elçin burada çok doğru bir örnek ve doğru bir sanatçı olarak yer aldığı için tam onun üzerinden örnek veremiyorum ama kafasının net ya da en azından ne yapmak istediğinin net olduğu, onu henüz yapamamış olabilir, birlikte bir yol kat etmeye ihtiyacı olabilir, bir sanatçıya ihtiyacı var. O sanatçıyı kendisi bulabilir, sanatçı onu bulabilir. Bunlar çok önemsiz detaylar oluyorlar artık günümüzde. Eğer sanatçı ne yapmak istediğini biliyorsa ama bunda da at gözlüğüyle bakmıyorsa, illa ben bu pozisyonda duracağım ve bunu asla değiştirmeyeceğim. İşte ben illa sadece plak basarak kitleme ulaşmaya çalışacağım. Ya da ben sadece gazete röportajlarına geri dönüş yapacağım da Instagram'daki bir platform üzerinden tanıtılmaya ihtiyaç duymayacağım. TikTok hesabı açmayacağım gibi. Körlemesine yaptığı şeyler olduğu noktada aslında uzuvlarını koparıyor gibi oluyor. Çünkü şu an günümüzde gerçekten böyle çok derya deniz, birazcık PR'a doğru kayıyor olacak konuşmam. Aynen, büyük oraya ihtimalle doğru ama ben de zaten. Mevcut olan eserini tanıtmak için çok fazla tanıtım metodu var. Ve bunlar her an aslında genişliyorlar. Eskiden işte PR'cılarımız vardı, Nurbanu ablalarımız ve birçok kıymetli isimler daha. O işte radyolara, gazetelere, dergilere, eskiden çünkü gazetelerin mutlaka bir müzik köşeleri vardı ya da müzik dergileri vardı, ayrı müzik kanalları vardı. Buraların ulaşılmasına, erişilmesini sağlıyordu. Basın bültenleri yolluyordu. Sonra buralarımız köreldi. Biraz daha sosyal medya, internet çağıyla birlikte dergilerin online platformları gelişmeye başladı. İşte Instagram büyümeye başlayınca mavi tikli bir hesap sizin parçanızı paylaşırsa sizin o gün Spotify'daki dinlemeniz 2000 artıyor oldu. Ama şimdi de herkesin mavi tik alabildiği bir döneme geçiş yaptık mesela. Şimdi mavi tik eskiden önemli bir PR kişisiydi aslında ama artık parasını veren herhangi birisi bir anda mavi tik sahibi ve sizin için PR öğesi olmayan birisine dönüşüyor. Burada çok küçük araya girebilir miyim? Aslında böyle daha öncesinde de konuştuğumuz bir konu. Yani sanatçının üretiminin ve kendini göstermesindeki özgürlük alanı ve yerleşebileceği yerlerin çok fazla artması çok da iyi bir şey değil gibi gözüküyor. Yani şey anlamında bunun işte bu iletişimle ne kadar kontrol edilmesi gereken ve stratejik ilerlenmesi gereken bir şey olduğu çok daha açık ortaya çıkıyor. Çünkü işte 80'lerde, 90'larda çok da eski olmayan zamanlarda o bahsettiğimiz eski güzel günlerde çevresi çok geniş olan bir menajer ve ikna edici bir menajer ve sağlam bir sanatçı birleştiğinde aslında işlerin yolunda gitmesi sanki biraz daha sistematik olabilirdi. Evet. Şu anda çok net ve her yerde uygulanabilir bir formülden bahsetmiyoruz büyük bir kitleye ulaşmak için. Yani elimizde kim varsa sanatçı olarak ve menajer olarak biz kimsek
buradaki birleşim neyi yaratıyor unik olarak ve biz bu noktada küçük küçük adımlarla ve çok dikkatli adımlarla nereye doğru gitmeliyiz her an kontrol etmemiz gereken bir şey halindeyiz. Bu aslında tabii bir izlenme toplumu içinde olmamızla da bağlanacak bir şey. Sanatçının en ufak bir hareketi kitlelerini bir anda elinden alabilir. Onu aynen, da görebiliyoruz. Veya en ufak bir hareketi ona bir anda çok büyük bir kitle de getirebilir. Böyle örnekler dışında da yolunu çizerken ne kadar hassas ve adım adım düşünmesi gerektiği konusunda da eskiye nazaran biraz daha zor bir dönemdeymişiz gibi hissettiriyor bana. Öyle. Özgürlük alanının artmasının evet, güzel gözükmesi dışında. Evet, kesinlikle böyle çok daha fazla mecramız var ve bu işte belki de daha artık emeklilik çağındaki eskiden hobi olarak müzik yapmış insanların, ay gençler ne kadar kolay müzik yapıyorlar, bilgisayarda bir tuşa basıyorlar, bir tuşla da yolluyorlar, hemen internetten dinleyebiliyorsun gibi kodladıkları bir durum olsa da dediğin gibi çok dinamik bir şey. Çünkü kitle olarak adlandırdığımız şey aslında bir insan. Ve yani işte her ne kadar dijital medyanın değişiminden bahsetsek de aslında bu kitle olarak kodlanan insanların tüketim davranışlarından dolayı bu değişim yaşanıyor. Sanatçılar da tüketim kelimesini hiç sevmezler ama aslında tam olarak yaptıkları şey tüketmek oluyor günümüzdeki dinleyici kitlesinin. Şu anda son yapılan Facebook raporları, gelen Facebook raporlarına göre 0.6 saniye içerisinde izlediğimiz videoyu beğenip beğenmediğimize karar veriyoruz. Yani sen şimdi Instagram'dan mesela post çıktın, yeni klibinden bir kısım paylaştın. Sen onu zaten sessiz de dinliyorum bir de. İzlerken 0.6 saniyede beni ikna ettin ettin, yoksa ben seni kaydırdım başka bir sanatçının videosunu istiyorum gibi acımasız gerçekler de var artık hayatımızda. Bunların tamamını o yüzden dediğin gibi çok da kontrol edemiyoruz aslında. Evet. Çünkü sürekli değişip gelişen bir form var karşımızda. Bu durumda menajerin aslında yapması gereken şey bütün bu değişkenlikleri görüp, analiz edip sanatçıyı çok da bunalıma sokmayacak aynen, kadar filtrelerden geçirip acı gerçeklerle onu buluşturmak ve onun üretimini nasıl bunlarla birleştirip güçlendirebiliriz'i tasarlamak. Aslında buradan şeye de senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şuna da bağlanabiliriz. Biraz daha konuyu Türkiye sınırları içinde tutalım istiyoruz. Çünkü uluslararasında başka ülkelere baktığımızda Türkiye'deki yani promosyon yapma geleneklerinden çok daha farklılık gösterebiliyor başka coğrafyalar. Ve hepimiz aslında yani bu topraklarda bu işi yapmaya çalışan insanlar olduğumuz için Türkiye case'inde şöyle bir şey de yaşıyoruz bence. Eskiye nazaran kitlelere ulaşmanın ilk anahtarı olarak gördüğümüz basılı mecralar, röportajlar, televizyon kanalları, orada bir süre bile görünmenin yeterli olabileceği o dünyadan başka bir dünyaya geçtik. Belki bunun biraz sebeplerini ve çıkış yollarını konuşabiliriz. Yani burada aslında biraz daha kişisel fikirlerimiz devreye giriyor ve sanatçı olarak şu anda neye ihtiyacın olurdu ve nerede kendini daha rahat ifade edebilirdin? Şu anki yaşadığımız dünyada aslında Türkiye'de sence eksikler neler? Ve biz bunu nasıl tamamlayabiliriz gibi bir yere taşıyabiliriz tartışmayı. Sanırım Türkiye'de müzik birazcık arka fonda çalan bir şeye doğru gitmeye başladı. Yani insanlar eskiden böyle tek başına işte kulağının duyduğu şeyle çok acayip diyarlara gidebilirken şimdi hepsini beraber aynı anda görmek istiyor. Ve sanatçı dediğimiz kimlik yerini bir personaya bıraktı ki bu benim korkulu rüyamdı. Çünkü ben tek derdi müziğini paylaşmak olan ve işini sahnede yapmayı tercih eden bir müzisyen olarak ki tiyatro geçmişimin olmasına rağmen şu sosyal medya content dediğimiz duruma henüz adapte olamadım. Bunun kendime göre yollarını bulmaya çalışıyorum aslında. Bir taraftan bundan da kaçmak istemiyorum ama şu bir gerçek. Aslında insanın kendini profesyonel olarak tanımlayabildiği nokta ne yapıp ne yapamayacağını bildiği nokta. Ve bu noktada da zaten doğru bir promosyon stratejisi bile olsa, kişi eğer onu taşıyamıyorsa bu bir işte kirlilik olarak içeride kalıyor. Ama tam tersi doğru tarifle doğru yapılmış, çok büyük bütçeler gerektirmeyen bir promosyonda bir anda çok doğru bir yere ulaşabiliyor. Aslında bu
şu anki yapıda her şeyin çok pragmatik bir şekilde yaklaşılması gerektiğine sebep oluyor. Yani tek bir stil yok, tek bir doğru yok. Her sanatçının, her müzisyenin ihtiyacı olan belli başlı şeyler var. Ama işinizde, daha sonra işin mutfağında çalışmayı düşünen insanlar varsa şunu söyleyebilirim ki yani sanatçı aslında bir laf vardır. Elinde yoksa dilinde de mi yok diye. Güzel bir laftır. Ben severim bunu. Birazcık bu anlamda ben kötü örneklerin yani çok fazla şeyin olmasının hani bir ara herkes DJ'lik yapıyordu falan oldu ya insanlar. Ama günün sonunda iyi DJ'ler kaldı. Hocalar der ki bu işin ilk 30 senesi çok zormuş. Bu ilk önce 15 seneydi. Böyle keyfim yerindeydi 15 sene. Ha gün sayıyorum falan. Şimdi 20'ler 30'lar havada uçuşuyor. Ve aslında şu konuda da herhalde hepimiz hemfikiriz. Bu gönülden yapılan bir iş. Yani buradan çok büyük paralar kazanacağız ve üf falan gibi bir yaklaşımla çok da büyük başarılar elde edilemeyebilir yani. Edilebilir de. Ama asıl hikaye aslında zaten kalpten başladığımız için konuya. Oradaki o işte sınırları doğru belirleyip promosyon konusunda da yani bir persona olarak var olmak zorundayız. Bunu artık menajerlerimiz de persona olarak var olmak zorundalar. Keza yapımcılarımız bile bu noktada. Bütün duyulara hitap eden bir dünya yaratmamız gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil. Ama bu aslında bizleri daha fazla çalışmaya da itecek bir şey. Çünkü ben 2,5-3 sene kadar da Unkapanı'da plak şirketinde A&R'lık yapmış bir müzisyen olarak bunu size söylüyorum. Kulak iyi müziği bir şekilde ayırt ediyor. Şimdi hip hop'un ne kadar sektörü kirlettiğinden mesela bahsediyoruz ama orada bence kaçırılan önemli bir nokta var. O işlerin mühendislik noktasında bence çok iyi tınlayan işler olması da çok fazla dinlenmesine bir sebep. Yani bunu eski bir rapçi olarak söylemiyorum size. Ama Spotify'da peş peşe şarkıları dinlediğimiz zaman korkunç bir sound çöplüğü olduğunu, yani buna bazen ben de çok kulağım yanlış duyuyor ve çıkartıyorum falan, bu da olabiliyor. Ama aslında işte bir bütün olarak sadece promosyon, sadece işte menajerlik, yapım falan gibi değil. Siz müziği o kadar kaliteli bir noktaya getirin, ondan sonra zaten o kaliteye yakın bir promosyonla, evet şu anda işimiz çok zor ama zorluğu kolay yapmak da yine aslında birazcık bizim elimizde. Normale göre daha fazla çalışıp daha fazla yenilikçi olmamız gerekiyor promosyon noktasında. Yoksa birazcık maalesef konunun dışında kalıyoruz. Söylediklerine tam bir böyle menajer yorumuyla geleyim mi? Lütfen. Şimdi Elçin'in söylediği şeylerden böyle birkaç bir şey pik edeceğim. Bahsettin ya işte böyle bir persona olması gerekiyor diye. Şu an insanlar gerçekten gerçek hikayenin peşindeler. Evet. Böyle siz üzerinize bir pelerin giymeye çalıştığınızda herkes onun artık bir pelerin olduğunu çok net ayırt edebiliyor. Ve bugün işte rap meşhur diye rap yapmaya başlıyorum. Sonra baktım punk geliyor, tekrar punk'a kaydım gibi bir tutum sizi böyle anlık küçük 50 binlik 100 binlik dinleyicilerde bırakıp aslında bir kenara atacak bir durum yaratabilir. Bunu da eminim doğru formülize etmeye çalışan ve bunu bir kimlik haline getirmeye çalışan insanlar da olacaktır. Ama eğer bahsettiğimiz kitle oluşturmak, bir insanı, bir personayı var edip onu belli bir kitleyle birlikte büyütmek, yeni gelen nesli de ona katmak, kendi jenerasyonun üstündekileri de ona katmaktan ibaretse birazcık kendi sınırlarımızı belirlemek gerekiyor gerçekten. Bahsettiğim gibi biz böyle hani sanatçı ve menajer olarak buradayız ama işin çok büyük bir kısmını sesi oluşturduğumuz için işin teknik tarafı aslında üstleniyor. Ve dediğin gibi günümüzde çöplük olarak adlandırdığımız, işte bu çok kötü sözler, çok kötü müzikler olarak adlandırdığımız içeriklerin arasında patlayan şeylere aslında kulak vermemiz gerekiyor. Eğer bir sanatçı olmak istiyorsak o eserleri gerçekten sonuna kadar sabredip dinleyip bunda ne kötüydü, peki bir dinlediğim ve bana iyi gelen şeyde ne iyi diye ayırt etmeyi öğrenmemiz gerekiyor aslında ki oradan da kendi ihtiyacımızı çıkartalım. Kendi eserimizi oluştururken o mükemmele ulaştıran şeyde aslında vakit kaybetmeyelim. Çünkü sanatçıların çoğu şunu yaşıyor.
İşte bir söz yazdım, çok iyi gidiyorum diye arıyor mesela. Süper, çok güzel. Müziğine ne zaman başlıyoruz falan. Menajerin işi çünkü aslında o timeline'i çizebilmek. Çünkü sanatçı bıraktığında o böyle o sözüyle 3 gün uğraşır, müziğiyle 5 ay uğraşır, mixi gider, gelir falan. Birazcık orayı çekip düzenlemek gerekiyor. Kulağını eğitip kendi timeline'ını da çizebilen bir sanatçı aslında şu anda. Daha hızlı yol alabileceği bir formül oluşturabiliyor diyebiliriz. Anlık patlamadan ziyade daha hızlı, daha efektif üretimi nasıl yaratabilirim? Çıkan teknolojileri kendime nasıl uyarlayabilirim kısmına odaklanmak gerekiyor. İster istemez insani bir refleks olarak ya işte onu da zaten bilmem kim çıkarttı, o yüzden ünlü oldu. İşte onu zaten eskiden birisi paylaşmış, aslında o zaman ünlü olacaktı da işte bir şey oldu, prodüktörünü değiştirdi, bir anda şimdi ünlü oldu falan gibi böyle hurafelere dönüşüyor yoksa ortalık. Çok kolayca böyle onlar çok şanslı, ben şanssızım, o yüzden yapamıyorum diyen sanatçılarla da dolabiliyor etrafımız. Onları da menajerin görüp tespit edip bunu sanatçıyla paylaşıp şu an hani henüz kendini orada görmediğin için kendi gözünde kötü hissettiğini anlıyorum ama senin gittiğin yol ve onun gittiği yol aynı şeyler mi? Senin yapmak istediklerin nelerdi? Gel bir bunu konuşalım. Önümüzdeki işler nelerdi? Konserlerimiz nelerdi? İşte Instagram'da post çıkmak sana mesela zor mu geliyor? Canın istemiyor mu? Sana ait bir şey gibi hissetmiyor musun? Sen insanlarla neyi paylaşmak istersin? Çünkü Instagram dediğin şey aslında bir paylaşım platformu. Şarkı mırıldanırken evde mi kendini paylaşmak istiyorsun? Tamam, o zaman onu yapalım. İşte ben yürüyüş yaparken aslında şarkı sözü yazıyorum aklımdan. O anları paylaşmak isterim. Tamam, o zaman onu paylaşalım. Onu ondan sonra o parçayı yayınladığımızda onun Spotify'da arkada dönen görseli yaparız. O anları birleştiririz, onun videosunu çıkartırız deyip sanatçının yapmak istediği ve sana verebildiklerini alıp uygun formatlarla birleştirme fikrini ortaya atmakta da aslında menajere bir yük düşüyor. Buradan konuyu biraz daha böyle bir spesifik ve günün anlam ve önemine uygun bir yere bağlamak isterim. Hem un kapanı zamanından, ondan sonra işte dünyadaki en büyük majör birkaç plak şirketinden, şu anda çok fazla bağımsız yapıya da sahip olduğumuz bir dünyadayız. Aslında geleneksel hissiyatta ve anlayışta ve stratejide müzik yolculuğuna başlayan bir sanatçının büyük kitlelere ulaşmak için yapması gereken ilk şey büyük bir plak şirketiyle çalışmak, oradan globale açılmak, sonra Avrupa turnesine çıkmak gibi bir planla başlanır genelde. Ama şu anda aslında çok daha çeşitlenebildiğimiz, çok daha farklı şeyler düşünebileceğimiz zeminlerimiz var. Bu noktada sizce şu anda hani yaşadığımız günde büyük plak şirketleriyle çalışmanın o eski, yani majör plak şirketleriyle çalışmanın o eski verimliliği hala hayatımızda mı? Hala arkamızda büyük bir hem promosyon anlamında hem görünürlüğümüzü arttırma anlamında hem konserleri biraz daha büyütebilme anlamında arkamızda durduğunu hissedebiliyor muyuz? Yoksa aslında biraz daha kendi yollarımızı yeşertebildiğimiz ve büyük majör plak şirketlerine de çok da ihtiyacımız olmayabileceği bir dünya yaratma gücü ve zemini var mı elimizin altında? Şimdi bu da çok duruma göre değişen bir şey. Tabii ki bu işin bence makul olanı ve doğru olanı, bana göre yani, iyi bir yapım şirketiyle, o yapım şirketinin senin için hazırladığı belki 2-3 senelik kalıcı bir planla kararlı bir şekilde bu operasyonu yürütmektir. Çünkü bu teklik enerjisinden doğabilecek şeyler aslında çok da iyi hissettirmez işin içindeyken kişiye. Ama bir taraftan ülkede bu işi iyi yapabilen insanların pek çoğu köye falan gitti. Artık kendi hayatlarını kurdular. Güzel insanlar, bağımsız dernekler kurdular falan derken, açıkça söylemek gerekirse işte o yapımcılığın tanımıyla ilgili az önce konuştuğumuz hikayede, eğer bir yapım şirketi sadece bana işte bu işi yürütebilmem için birazcık bütçe verip geri kalan hiçbir şeye karışmıyorsa, dünyanın en büyük yapım şirketi olsa da bunun bir faydası olacağını düşünmüyorum. Keza büyük yapım şirketleriyle de çalışmış, sonra tamamen bağımsız bir şekilde kendi şarkılarını çıkartmış biri olarak,
iki durumda da şarkıların çok başarılı olabileceğini gördüm. Burada eskilerin yine bir lafı vardır. İyi şarkı kendine ama bugün ama yarın mutlaka ama mutlaka kendi yolunu bulur. Ben bu konuya katılıyorum. İyi şarkı da şöyle konuşabiliriz belki. Bu kadar küçümsenecek bir iş yapılmıyor bence. Yani evde mikrofonlarımızı kuralım, iyi bir ses kartı alalım. Aman herkes bunu yapıyor. Ben bunu da çok denemiş bir insan olarak, kendi albümlerini evde kaydetmiş bir insan olarak 15 senelik bu deneyimlediğim şeyin içinde fark ettiğim şey şu: İyi bir ses çıkartmak istiyorsan her zaman analog, iyi ekipmanlar iş görür. Çünkü karşı tarafa duygun çok daha doğru bir şekilde geçer. Gerçekten bu işte bahsettiğimiz gibi büyük hayaller ve planlarımız varsa majör şirketleri bilmem ama doğru bir ekip kesinlikle şarttır. Ve bu ekibi kurarken de işte bahsettiğimiz gibi komisyoncu, yani bu işin çok küçük bir kısmı bence şarkıyı çıkartmak yaptıktan sonra. Esas mesele şarkının nasıl ortaya koyulacağı ve kitlelere bunu nasıl ulaştıracağımız noktasında gerçekten işi bilen ve fikrine güvenebileceğimiz, bize kendimize dışarıdan bakabildiğinde tereddüte düşmeyeceğimiz, bu konuyla ilgili paranoyaklık yaşamayacağımız doğru insanları aramamız ve bulmamız gerekiyor. Burada çok çok kolay bir şey değil bu. Çok fazla üzülebiliyorsun, çok fazla yani aman tanrım bu sektör buysa ben artık yapmayacağım dediğin noktalar olabiliyor. Ama sen doğru durduğunda bir şekilde karşına da doğru insanlar çıkmaya başlıyor. Burada ne kadar sabırlı, ne kadar sabırsız olduğun, ne beklediğin çok önemli. O yüzden de aslında sen belirliyorsun. Yani hedefin ne? Ne kadar bir bütçen var? Bu işi yapmak için elinde ne kadar, ya atıyorum kafadan, benim şimdi hayatımın sonuna kadar bana yetecek kadar şarkı yapmışım ben. Yani çok da açıkçası tereddüt etmiyorum hayatımda yolda giderken başıma neler gelecek diye. Çünkü benim cephanem dolu ve kendime göre işte bir ekip oluşturdum ve onlarla artık kendimi güvende hissediyorum. Bu durumda benim için bağımsız yürümek de mesela mantıklı olabilir. Doğru sistemi kurduktan sonra. Ama aynı şekilde çok daha farklı bir amacım var. Bu noktada da büyük bir yapım şirketiyle çalışabilirim tabii ki. Ama burada yapılacak anlaşmalar, sözleşmeler, sözleşme okumak. Yani o kadar garip sözleşmeler karşıma çıktı ki, evet. Mesela şu anda karşınızda oturmuyor olabilirdim yanlış bir imza yüzünden. Yani o yüzden aslında sadece işte şarkıcı olmak yetmiyor. Sözleşme okumayı bilmek, işin teknik kısmında doğru beklentileri, kavramları doğru beklentilere yerleştirmek gerekiyor. Birazcık da yolda, maalesef Türkiye'de yolda belli oluyor bazı şeyler yani. Bunu üzülerek söylemek zorundayım. Yalan söyleyemeyeceğim size şu anda. Senin bu noktada eklemek istediğin? Senin vardır. Söylediğin şeyden aslında sanatçının bir beklentisi olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Onu birazcık belki highlight etsek. Herkese evet. iyi gelir evet. gibi hissediyorum. Büyük bir plak şirketi olarak kodlanmış şeyden sanatçı aslında ne istiyor, ne bekliyor? Hı-hı. Masaya oturduğunda karşısındaki kişiler kim olsun Hı-hı. istiyor? Onların özellikleri neler olsun istiyor? Çünkü çok fazla şöyle şeyler yaşıyoruz. Mail atıyoruz mesela plak şirketine görüşelim diye. Mail sadece okunda olarak işaretlenip gelen kutusunda öylece duruyor. Bunu biliyoruz. Ya da o parça dinlense bile o an çıkan müziğe uygun değil diye, o an bir anda işte bir haftada 1 milyon dinlenecek bir parça değil diye gözden geçiren A&R'lar olduğunu biliyoruz. Ama aslında sanatçının eğer büyük bir plak şirketi olarak kodlanan ulvi bir mekan varsa buradan beklentisi genel olarak müziğe karşı hakimiyeti. Tabii ki. Sanatçının o andaki psikolojik durumunu da aslında anlaması. Yani sanatçı şimdi bir albüm projesiyle geldi diyelim ki. İşte kış aylarında yayınlayalım ya da bu yaz ayları albümüdür diye klişeler vardır ya, işte hareketli parçaysa yaz ayında yayınlamak zorundasındır. Aynen. Melankolik bir parçaysa kış aylarında yayınlamak zorundasındır gibi, böyle çok klişelerin, filtrelerin içinden geçip aslında seni olur ya da olmaz kategorisine koyuyorlar. Sen orada nasıl bir sohbette kendini iyi hissederdin? Biraz onu
merak ettim ben de bir yandan. Vallahi beni en çok etkileyen şey sound konuşabildiğim iş insanları oluyor. Yani yeni müziklerden bahsedebiliyorsak eğer, gerçekten boyuttan, katmandan, müziğin içindeki yoğunluktan, o yoğunluğun titreşimlerinin insana yarattığı duygulardan. Çünkü aslında sanat dediğimiz şey duygu ya. Karşımda duygulardan anlayabilen insanlarla konuşmak istiyorum. Yani gözünde o ışığı, hala müziği seven. Bu çok önemli çünkü aslında Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri de bu. Adam müziği sevmiyor ki. Sevmiyorsan bırak, kafam şişti diyor. Ya bırak o zaman, yani bulunma orada. Belki yerine başka birisi gelecek. Biz müziği çok seviyoruz. Yani ben en yakın arkadaşımın rider'ı olarak gidip sahnede kuruyorum. Şimdi beni arasın desin ki yarın prodüksiyon var, oraya da koşarak giderim. Ya müziği gerçekten kalpten seven insanlar zaten müzik işçisi. Biz bu işin her alanında varız. Her alanında var olma hissiyatı duyuyoruz. Çünkü hani ışık gibi ya. Sen orada var olduğunda işte orayı güzelleştirebiliyorsan, bir tane bile bir şey koyabiliyorsan, o bütün ülkeyi aydınlatan bir şeye dönüşüyor. Yani o yüzden aslında kötü örnekten ziyade iyi örnek. Bence şimdi bizler büyüdükçe aslında bakıyorum çok güzel yerlerde, çok güzel, eskiden işte A&R'mış şimdi yapımcı olmuş. İşte eskiden menajermiş şimdi çok önemli bir konser halinin işte prodüksiyonu olmuş filan. Hiç umutsuz değilim. Hele böyle karşımda sizleri görüyorum. Bu panelin yapılabiliyor olması, sevgili Hadi'nin, Engin abinin, yani bu gerçekleşen şey aslında çok değerli. Ve ne kadar ileriye dönük, ne kadar iyi şeyler yapabileceğimizi beraber gösteriyor. Burada en önemli şey bence konuşmamız gereken işbirliği. Birbirimizden iş sakınmamak, birbirimizden plugin sakınmamak, iyi bir mikrofon bulduysak o mikrofonu paylaşabilmeye gönüllü olmak, iyi bir şey yakaladıysak bunu birbirimizle paylaştığımızda, yani karşımızdaki insanın başarısız olmasından ziyade başarılı olmasını istemek bütün işi değiştirecek. Buna çok eminim ve çok da umutluyum açıkçası. Ben de 88 doğumluyum, yani 35 yaşındayım ama daha kariyerim yeni başlıyor gibi hissediyorum. Çünkü böyle arkadaşlarım sektörde kalmaya devam ettikçe bu yolculuğun bütün zorluklarına göğüs gererek bir şekilde, yani eminim hani buradaki iki kadın arkadaşım da çok büyük zorluklar çekerek her türlü, yani oralara hiç girmiyoruz şu anda. Ama çok önemli bir kelime var bence. Dayanışmak zorundayız. Başka çare yok. Birbirimizi daha iyi anlamak zorundayız. Birbirimizi daha iyi anlamak için de dayanışmak zorundayız. Bu kolektif bir şey. Bunu kolektif bir şeye gerçek anlamda dönüştürebildiğimizde, o zaman işte böyle işte müzik, aman bu da çok kalitesizmiş falan, bunları konuşmuyor olacağız zaten yani. Buradan aslında benim konuyu bağlamak istediğim bir yer daha vardı. Buradan çok rahat bir şekilde geçebiliriz diye düşünüyorum. O arada küçük bir parantez açacağım. İkinizin yani son konuştuğu noktada Türkiye'de sektör profesyonelinin yetişmesinin ne kadar aslında bu konunun temelini oluşturduğunu aslında görüyoruz. Belki bununla ilgili de ayrıca bir panel yapmak isteyebilirsiniz. Türkiye'de sektör profesyoneli MİAM dışında nerede de yetiştirebiliriz? Ve sektörün her alanında bir yapımcı gözü olan, bir müzisyen gözü olan ya da işte işin teknik tarafında veya prodüksiyon anlayabilen insanları nerede, nasıl yetiştireceğiz? Ve o yüzden de müziğin kitlelere ulaşmasını nasıl sağlıklı bir şekilde sağlayacağız? Bu bence çok önemli bir konu. Buradan da aslında bu işbirliği yapmamızın ne kadar gerekli olduğu ve buna ne kadar muhtaç olduğumuz ve zorunluluğu üzerine birazcık işin konser tarafına ben geçmek istiyorum. Yani naçizane işin prodüksiyon tarafında çalışan biri olarak şeyi çok gözlemliyorum. Artık Türkiye'de konser yapmak ve bu işin bütün organizasyonunu üstlenmek çok pahalı. Ve çoğu zaman bütçelerin asla birbiriyle tutmadığı ve çok riskli bir şey. Büyük organizatörler ve aslında hani zaman içinde kendini çok büyütmüş ve bir şeyleri garantiye alabilmiş büyük organizatörler dışında küçük sahneler veya daha böyle işte semt sahneleri olarak değerlendirebileceğimiz, daha underground sahneler olarak değerlendirebileceğimiz yerlerin hayatına devam etmesi
çok zor oluyor ve bu yerler aslında tam olarak da müzik kariyerine yeni başlamış veya bir noktasına gelmiş insanların evi. İnsanlarla buluşabildikleri, kitleleriyle yüz yüze gelebildikleri tek yer. Şu anda Türkiye'de de karşılaştığımız temel problemlerden biri de hem konseri başından sonuna kadar yapabilmek, o konserde bir prodüksiyon yaratabilmek ve bu prodüksiyondan tırnak içinde promo edebileceğimiz bir malzeme çıkarabilmek ve bu malzemeyi tekrar tekrar hayata geçirip bunu değiştirebilmek. Yurt dışında bunun çok büyük örneklerini yaşıyoruz. Yani işte Beyoncé'nin büyük turnesini izliyoruz veya yeni kariyerine başlamış bir sanatçının gerçekten iyi işlenmiş ve güzel, kaliteli bir para harcanmış bir klibini izleyebiliyoruz. Fakat Türkiye'de ve başka ülkelerde de keza yani bunu yapmanın ilk aşamada çok ciddi zorlukları var. Burada da yine aslında o işbirliği kısmı çok ciddi bir önem arz ediyor. Bu işbirliğinin dışında şu anda özellikle konser ayağındaki bir önceki panelde Serkan da çok güzel bir örneğini verdi. Ciddi stream'i olan bir sanatçının aslında çok iyi satamayabileceği konserde veya ciddi konser bileti satabilen bir sanatçının da aslında stream'inin çok yüksek olmayabileceği, bunun net bir formülü olmadığı ile ilgili elinde eminim binlerce örnek vardır Serkan'ın ki hepimiz de aşinayızdır bu tip örneklere. Buradan aslında bunun net bir formülü olmadığını anlıyoruz. Yine baştan konuştuğumuz yerde sanatçının kendini tanıyıp evet gerçekten konserden başlayıp oradan devam etmesi gerekiyorsa oraya karar verip veya hayır abi benim çok yani kaliteli bir kaydım olacak ve ben baştan sona tam bir parça olacak şekilde bir albüm yaratacağım ve stream üzerinden gideceğimin kararını vermesi gerek. Konser ayağındaki birazcık şu andaki deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi ben almak isterim. Direkt seyirciyle yüz yüze gelebildiğimiz yegane yer olduğu için. Bu konu aslında az önce değinmek istediğim bir yere götürdü bizi. Bizim genel olarak kitleye ulaşmadaki en büyük engelimizi bir çatı altına toplamak gerekirse, sanatçının karşısındaki ve çoğu zaman mecburen de sanatçının yaşadığı ticari kaygılar. Yani çok büyük bir ekonomik buhran yaşıyoruz kültür sanat ekonomisi içerisinde. Genel olarak o buhran bir parçası olduğumuz için sanatçı olarak allayıp pulladığın kişi de seninle aynı marketten alışveriş yaptığı için aynen, onun da o hayatı yaşaması gerektiğini, onun da harcamaları olduğunu unutabiliyor karşı taraftaki kişiler. Şimdi sanatçının perform etmesi gerekiyor en hızlı para kazanabileceği yer olarak. Çünkü işte platformdan para gelene kadar aynen, zaten dinleme üzerinden gelen hak edişim bir süre geçiyor. Hayatını nasıl devam ettirecek? Konser yaparak devam ettirecek. Festival sahnelerinde devam ettirecek. Ve bizim ülkemizde mekan yok aslında. Evet. Yani çok büyük bir mekan kısırlığı yaşıyoruz. Bizim mekanlarımız ya böyle işte 50-150 kişi kapasitesi hı-hı, arasında. Ondan sonra 600 kişi kapasitemiz var. Ondan sonra 2000 kişi var. Aynen. Ve açık hava tiyatrolarımız var. Ya da işte böyle daha 4000-5000 bilet satabildiğimiz kapalı mekanlarımız var. Şimdi bir şeyi develop edebilmek için oradaki gelişimi izlemeye ihtiyacın var ve daha küçük kontrol noktaları koyman gerekiyor kendine. 100 kişilik bir mekanı doldurabiliyorum ben deyip 600 kişilik mekanın işine mesela girmeye çalışıyorsun. Evet. Menajersin, sanatçı ikna ettin, full prodüksiyon, kapıya sen giriyorsun. Teknik kiralamanı yaptın, sanatçılara kaşe ödemesi yapman gerekiyor. Şimdi bu işin bir allama pullaması olması gerekiyor. Arkaya bir visual çalışalım. Ekip düzgün kıyafetler giysin. Sesçimiz var, ışıkçımız var. Geçmiş olsun. Mekanı kiraladık zaten. Biletten komisyon veriyorum. Bir anda battım zaten. Aynen. İlk konserde daha. Ve bunun için hani sadece 100 bilet sattı 600 kişilik mekanda diye de değil. Orayı doldursam bile batma ihtimali çok yüksek çok şu yüksek an zaten. O yüzden sanatçının aslında konseri hayatında ekonomik gelir kaynağı olarak mı bir numarada tutuyor? Yoksa hı hı, kitlesine ulaşmak için mi bir numarada tutuyor konusunu da bir tekrar tekrar oturup planlamak gerekiyor. Aynen. Gelir mutlaka elde etmek zorunda çünkü onun işi bu. Bu şey gibi olur çünkü doktor ameliyata giriyor, işte mesaisini tamamlıyor ama ay sonunda maaşı yatmıyor gibi. Bir artı bir, iki bir örnek aslında herhangi bir sanatçının yaptığı işten para kazanamıyor oluşu günümüzde. O yüzden de onu aslında sıfır noktasında tutup bu zaten olmalı. Peki bunun üstüne ne koyuyoruz konuşmamız gerekirken. Biz böyle ya işte kargada çıkıyoruz 3 aydır keşke Babilon'da çalsak ama Babilon'da bizi dinlemeye kaç kişi gelecek acaba
diye ayrı bir bunalımda buluyorum bu defa yanımdaki sanatçıyı. Ve o kısır döngüden çıkamaz bir hale geliyorsun. Çıkamıyorum çünkü yani. 300 kişilik bir mekanda bir test sürüşü yapıp neye ihtiyacımız varı da göremiyoruz. Çünkü menajerin konser esnasındaki görevi aslında şu. Sahnede her şey doğru akıyor mu diye teknik sorumluya işi devretmek. Sanatçı mutlu mu? Sahnedeki herkesin keyfi yerinde mi? Tamam, kuliste bir sorumlumuz var. O her şeyi run ediyor. Kitlenin müziğe karşı tepkisine. Hangi parçaların geçişleri doğru ilerliyor? O sahnedeki enerjinin bir trafiği var mı? Kitle nerede sigara içmeye çıkıyor? Onu orada bir boşluk olarak görüyor. Ya da nerede böyle çok iyi 5 parçayı üst üste dinleyebildi? Onları birazcık böyle görüp analiz edip aslında setlist hazırlama noktasına kadar müdahale etmesi gereken bir rolü var. Hı hı. Ama o esnada daha çok yukarıda mekanla pazarlık yapıyor oluyor. Abi biz kapıyı 50-50 anlaşmıştık ama aslında da, onu bir 60-40 yapsak olur mu falan diye. Orada bir böyle bir savaş çıkıyor aslında ya da şeyde, bir anda. Ya en başında şey riskini almak bile ciddi bir konu. Yani çok küçük örnekler gibi gözüküyor ama bir sanatçının ya da bir menajerin hayatını başlamadan bitirebilecek tek bir konser aynen olabilir. Öyle. Yani X bir mekanla bir deal'a girdin, deal her neyse ne. Ve beklediğini veremezsen o mekana, o mekan da zaten ipin ucunda hayatına aynen devam edebildiği için bir daha sen o mekanı tekrar veya organizatörü veya festivali tekrar ikna edene kadar orada veya aynen başka aynen bir yerde, bir de çok küçük bir sektör olduğumuz için haberlerde hızlı yayılıyor, bir daha bir konser vermen çok zor oluyor. Sanatçıya da bunun bu riskinin ne kadar büyük olduğunu anlatmak da ciddi bir hüner ve sabır isteyen ve incelik isteyen bir şey oluyor. Çok arada bir şey söylemek lütfen istiyorum. Şöyle bir şey de oldu bu konuyla ilgili, konser gidişatı ile ilgili. Şimdi eskiden gece kulüpleri vardı. Bu gece kulüplerinde biz hepimiz rockçısı, rapçisi, metalcisi, neycisiyse artık orada biz eğlenirdik, tamam mı? Orada biz eğlenirdik. Orası o kadar aslında bize iyi gelirdi ki hep beraber eğleniyor olmak. O yüzden X birinin konseri olduğunda ya ona gitmeyelim gibi bir şey olmazdı. Hep beraber o konsere gidilirdi. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki Reyna'dan sonra İstanbul'daki gece kulüplerinin kapanması aslında müzik sektörüne vurulmuş en büyük darbedir bence. Çünkü canlı müzik dediğimiz şey de kulüp kültürü dediğimiz şey aslında birbirinden çok ayrı şeyler değil. İki durumda eğlenmeyi seven ve buna para harcayan kitlenin birleşimidir. O yüzden bence bizlere düşen bir büyük görev de tekrar hep beraber eğleneceğimizi garantileyecek etkinlikler düzenlemek. Yani bu kadar böyle köşelere girdikçe aslında hepimiz kitlemize kadarlaşmaya başlıyoruz. Ve o da birazcık işi geriye itiyor diye düşünüyorum. Yani ben öyle gözlemliyorum. Şimdi gidiyorum mesela, eskiden bir Yüksek Sadakat konserine gittiğimde orada her çeşit insan görürdüm. Şimdi tek tip insanlar görmeye başladım. İşte hani bu iyi bir örnek yani. Birazcık şeyi yükseltmemiz gerekiyor. Enerjiyi yükseltmemiz gerekiyor. Yani sadece konser adı altında etkinliklerden ziyade birazcık daha birlikte vakit geçirmelik etkinlikler bence tekrar toplayacaktır diye düşünüyorum. Eğer sizin de son eklemek istediğiniz bir şey yoksa burada toparlayıp vaktimiz de bitirelim. Muhtemelen benim ağdalı sorularımdan kaynaklı olarak, kusura bakmayın lütfen, çok daraldı. Burada isterseniz bitirelim. Konuşmak istediğimiz bir şey olursa da kahve içerek aşağıda sohbet halinde devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim.